Muğla Büyükşehir Belediyesi daha önce Anıtkabir'e hiç gitmemiş 1193 kadını Anıtkabir'i ziyarete götürdü. Atamızın huzuruna çıkan kadınlar bakın nasıl mutlu ve gururluydu. Aslanlı yollardan gidiyoruz Mustafa Kemal Atatürk. Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Bugüne kadar 1193 Muğlalı kadın 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ziyaret etti. Hem mutlu hem gururluydular. Oraya bir gitmek görmek istedim. İçimden geldi geldim. Atamızı görelim, ziyaret edelim diye. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün Atatürk'e minnettar olduğunu dile getirdi. Atamızın fikirleri, düşünceleri sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde değil, dünyaya da ışık tutmaya devam edecek. Muğla olarak da onun ışığında geleceğe yürüyoruz. Kırsal kesimde yaşayan kadınlar ilk defa Ankara'ya Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e gitmekten duydukları mutlulukları dile getirdiler. Çocukluğumun hayali olan Ankara'ya, Anıtkabir'e geldik, gezdik, yorulduk ama değdi. Çok teşekkür ediyoruz. İlk defa geldim, çok mutlu oldum atamı ziyaret ettiğim için. Atatürk olmasa biz buralarda olmayacaktık, kimse olmayacaktı. Ardından Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi. Bu vatan bizim. Bir tane. Bu anları ölümsüzleştirdi. Çok heyecanlandık. Çok güzel duygular yaşadık. İlk kez Anıtkabir'i görenler duygulandı. Bu yaşta geldim. 72 yaşında. Bin kere Allah razı olsun. Bunu gördük, çok duygulandık.